dünyanın hiçbir dininde, yani İslam haricinde, cennet annelerin ayakları altındadır diye bir hadis-i şerif yok. Yani kimse, peygamberler bile cennet hakkında çok bilgi vermezken, annelerin cennetin ayakları altına aldığını söyleyen bir dinin evlatlarıyız. Annelik aslında mürşitlik de demek. Niye Allah önce çok sevdiriyor çocuğunu da sonra merkeze koyma diyor? Tekamül edebilmemiz için. Her sevgiden ona gittiğimiz zaman dünya çok rahat olur. Siz sadece tabii Kerim ve Gamze'nin annesi değilsiniz. Verdiğiniz emekle, anlattıklarınızla birçok insana çok annelik iyi. Ediyorsunuz. Ay inşallah, inşallah. O yüzden hepimizin çok gönlünde Allah. Yeriniz ayrı. Tasavvufta, İslam'da annenin, ailenin yerini konuşacağız Cemal Nur Hoca'yla dedim. Belki kısa bir giriş cümlesi sizden alabiliriz şimdi. Sadece şunu bile söylesem, dünyanın hiçbir dininde, yani İslam haricinde, cennet annelerin ayakları altındadır diye bir hadis-i şerif yok. Yani kimse, peygamberler bile cennet hakkında çok bilgi vermezken, annelerin cennetin ayakları altına aldığını söyleyen bir dinin evlatlarıyız. Hı hı. Peygamberin kadına muamelesi inanılmaz simge. Gerçekten. Yani Hazreti Hatice'ye biliyorsun ona evlenme teklifini Hazreti Hatice yapıyor. İşte o zamanki devre bak. Kadının ne kadar güçlü olduğuna bak. Ve dürüst olduğu şeyde asla vazgeçme içine bak. Hı-hı. Ve Peygamber Efendimiz'in cevabı ne biliyor musun? Bir saksı alıyor. Çok güzel bir çiçek var içinde. Bir tane ot dikiyor. Ve diyor ki ben bu saksıdaki otum. Sense bu çiçeksin. Eğer aynı topraktan beslenmemiz seni yormayacaksa, üzmeyecekse çok memnun olurum. Peygamber Efendimiz'in yalnız Allah'a aşık olduğunu biliyoruz. Ama çok şey morçluyum diyor Hazreti Hatice'ye. Bir kere Hazreti Hatice aşktır. Baştan aşağı aşktır. İkincisi böyle süpürge gibi, elektrik süpürgesi gibi peygamberin bütün hüzünlerini çekmiş almış. En önemlisi İslam'a ilk inanan kadın ve eşi söylediği zaman o söylüyorsa doğrudur diye iman eden bir hanımefendi. Dolayısıyla annelik aslında mürşitlik de demek. Annenin manası mürşit de demek. Çünkü şimdi bak peygambere bakalım. Ümmi değil mi peygamber? Ümmi diye anılıyor. Bunun kökeni üm. Üm anne demek. Yani bütün yaratılmışlar peygamberin hakikatinden doğuyorlar. Hazreti Mevlana da diyor ki biz diyor mürşitler hepimiz süt veririz. O sütle bağıl bağıl besleriz. Süt Allah'ın ilmi demektir. Veririz. Bizim aramızda çok fark yoktur. Fakat burası çok güzel. Herkesin sütü, her annenin sütü kendi çocuğunun kanında antikor yapar. Yani korumaya alır kanını diyor. Onun için insanın Allah'a götüren öğretmeni çok önemli bir vazife taşıyor. Oradan da annelik, kadın olmak çok önemli bizim dinimizde. İnşallah ama dişi olmak değil, kadın olmak. Yani o aradaki farkı da görürüz. Nedir aradaki fark? Dişi olmak kendi güzelliği için yaşayan, kendini yani egonun tecellisine dişilik deniyor, egoizmin. Ama annelik kendi için yaşayamaz. Sen de annesin. Önce evlatların için yaşıyorsun. Evet. Yani anne mecburen kendisinden önce başkasını düşünme zevkini taşıyor. Cennet ne demek cennet? Bütün kitaplara bak. Cennetin dört nehri temsil ediyor. İncil'de de, Tevrat'ta da, Kur'an'da da. Dört nehri. Cennette dört nehir olduğu söyleniyor. Su nehri, süt nehri, bal nehri ve şarap nehri. Bütün kitaplarda böyle söyleniyor. Su nehri tevazu demek. Süt nehri Allah ilmi demek. İlmi ledud. Yani Musa Hazretleri'nin değil de Hızır Aleyhisselam'ın ilmi. Bal tevhid demek. Her yaratılmışta Allah'ı görmek, kimseye kızmamak, öfkelenmemek demek. Şarap Allah aşkı demek.
bir kadın Allah aşkıyla doluysa, yaratılmışa ait ilmi öğrenip her şeyi seviyorsa, tevazu sahibi ise tabii kadının kendisi cennet olursa. Sizin böyle bir günde acınızı hatırlatmak değildir maksadım. Böyle bir niyetim olmadığını da düşündüğünüze eminim. Ama bir evlat da kaybetmiş bir annesiniz aynı zamanda. Ve maalesef hani Türkiye bu anlamda çok annenin acısının olduğu bir memleket maalesef. Yani bizim şehitlerimiz var. Bizim bir terör saldırısında bu riski hiç hayatında bir terör tehdidinin ortasında olacağını düşünmemiş, gencecik, üniversite çağında belki daha da genç evlatlarını kaybetmiş çok annemiz var maalesef. Yani çok zor bunları sormak bile, konuşmak bile, ben neler yaşadıklarını tahmin edemiyorum. Hem onlar için ne söylemek istersiniz? Onların o hiç kapanmayan yaralarıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi, hem de hani kendi tecrübenizden nasıl bir ders, nasıl bir şey çıkardınız, güç çıkardınız, onu da sormak isterim. Öncelikle ben tabii ki çok acı çektim ilk öldüğü zaman Gülüm, ama şimdi çok şükrediyorum Allah'a. İnsanlar, Allah razı olsun, beni adam yerine koyup bana yanaşıyorlar ve acılarını beraber dindirmeye çalışıyorlar. Ama benim çok sevdiğim şey, Türk insanı Allah'ından çok memnun. Allah'tan bir şikayeti yok. Yani niye oldu lafını eden çok az kişi gördüm ben hayatımda. Geri kalanı Allah istedi, Allah verdi, Allah aldı. Ama gene de içimde bir acı var, onu nasıl azaltabilirim diye soruyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Seneler önce radyoda bir program yapıyorum. Ben de Gülüm'ü anlattım. İlk anlatışım da o. Gülüm'ün ölümünü. Ben programı bitirdim. Bir hanım beni telefonla aramış. Geri döndüm ve hanım bana dedi ki, benim 20 yıl önce çocuğum şehit oldu. Ve ben 20 yıldır hiç ağlamadım. Çünkü şehadet çok büyük bir şey. Ama bugün siz anlatırken ilk defa ağladım. 20 yıldan sonra. Ama ne oldu biliyor musunuz Cemal Hanım? Herkese söyleyin. Oğlum karşıma geldi. Her ağlayışında beni cennetten geri döndürüyorsun anne. Sana üzülmekten Allah'ımla buluşmalarım erteleniyor. Yapma bunu dedi. Onun için çok fazla üzülmemek, onların ne kadar mübarek yerlerde olduğunu idrak etmek lazım. Tabii ki ciğerimiz yanıyor. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Ama Simge'cim şunu sana söyleyeyim. Aylarca ben o acıyı kalbimde taşıdım ama hiçbir zaman şikayetçi olmadım Allah'ımdan. O da Allah'ın lütfu. Benim becereceğim iş değil. Fakat şimdi sana anlatırken 3 dakikada anlatıyorum. Demek ki bu zaman ve mekanın olmadığı dünyada neler için kendimizi üzüyoruz ve seneler geçince nasıl anlatabiliyoruz? Onun için yani hiçbir şeye üzülmemeyi, çok aşırı üzülmemeyi, üzülmemek değil ama tabii, çok tabii. Aşırı üzülmemeyi, beter şeylerin başımıza gelebileceğini düşünmek lazım. Mesela Allah korusun, zelzelede iki evladını birden kaybeden anneyle görüşüyorum ben. Hiç evlat kalmamış. Şimdi onun durumu hepimizden çok daha zor. Bir başka yanılgıyı sormak isterim. Benim yanılgısını. Yani bu istemeden birçok annenin düştüğü bir yanılgı elbette. Çok kolay bir şey de değil. Yani ben şimdi artık bunu tecrübe eden biri olarak söylüyorum. Ben emanetçiyim. Ben sadece elinden gelen en iyi şekilde bakmakla mükellefim. Ama benim yapabileceklerimin bir hududu varı söyleyebilmek hiç kolay değil. Yani sanki şimdi benim daha çocuklarım küçücük biliyorsunuz. 2,5 yaşında biri, 1 yaşında biri. Ama aman her şeyi engelleyeyim. Düşmesini, kalkmasını, işte ne bileyim, izinsiz bahçeye fırlamasını, uyumasını, uyanmasını, yani hani benim kontrolümde gitsin her şey diye çok 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 çabalıyorum.
arada bir hatırlatıyorum, bir dakika diyorum ama bunu hep hatırlamak da kolay değil. Hem bu yanılgı için ne söylersiniz, hem de bu yanılgıya düştüğümüzde kendimizi nasıl bir kontrol edelim, şöyle bir kendimize nasıl çekiniz anlayalım. Bir kere kendinize bir hak tanıyın. Yani Allah o sevgiyi vermese kimse çocuğuna bakamaz. Hı-hı. O sevgiyi de Allah veriyor. O ilgiyi de Allah veriyor. Bu küçük, özellikle küçük yaşlarda, mesela el alemin çocuğu gelse, bir ay senin evinde kalsa bir bebek, her gece ağlasa, sen ona dönüp bakar mısın? Bir de söylenirsin uykum gitti diye. Ama kendi çocuğun olunca koşarak kalkıyorsun. Ay bir şey mi oldu acaba diye. İşte buradan anlıyorsun ki Allah o sevgiyi senin içine vermiş. Ondan dolayı bir kere şükredelim. Çünkü o sevgi verilmese çocuğumuza bakamayız. Fakat bir yandan da kardeşimin şu sözü beni mest ediyor. O eşini çok sever. Eşi de onu çok sever. Çok güzel bir çift onlar. Fakat hiçbir araya gelemiyorlar. Farklı şehirlerde çalışıyorlar. Kardeşim doktor, eniştem otelci. Ve her dakika 100 kere konuşuyorlar telefonla. Ama birisi sormuş. Demiş ki, üzmüyor mu seni bu durum? Yani bu kadar sevdiğim bir kocanın hiç görememek, çok az görmek. Çok güzel bir cevap veriyor Simge. Diyor ki, ben hayatımın merkezine Allah'ımı koydum. Kocam da ona yakın bir yerde. Ama merkezde olmayan üzemiyor beni. İşte gaye, niye Allah önce çok sevdiriyor çocuğunu da sonra merkeze koyma diyor? Tekamül edebilmemiz için. Her sevgiden ona gittiğimiz zaman dünya çok rahat olur. Çok çok rahat oluyor. Yani ben de hep anlatırım, sen de bilirsin. Kerim'i çok merak etmiştim bir gece, yeni araba kullanmaya başlamış. Bir 15 gün mü olmuş ne ehliyet alalı? Arabası da var. Gece gelmedi. Yani biz ikimiz yalnız yaşadığımız için saat 1 oldu, 2 oldu, gelmedi. Ben de bir öne bir arkaya merakla gidip geliyorum, dua ediyorum. Sonra bir anda düşündüm. Allah korusun, hani şu anda bir kaza geçirse, bir şey olsa, o zaman benim haberim olacak mı? Ya da engelleyebilecek miyim? Ya da elinizden bir şey gelecek mi? Sahibine hiçbir şey gelmeyecek. Sahibine teslim edeyim, rahat edeyim, yatayım. Ve Allah'ım dedim, o çocuk sana emanet. Sen benden çok daha iyi korursun. Gittim yattım, kapıcı açıldı, Kerim geldi. Yani kızım, Allah bu lafı bekliyor. Sana emanet ediyorum demeyi bekliyor. Hiçbir şey üzerinde hüküm sahibi olma hakkımız yok. Hiçbir şey bizim değil çünkü. Götürebiliyor musun evladını öbür aleme bir şey olsa? Allah korusun. Onun için yani bizim olmadığını bilip ama ona Allah'ı öğretmek için doğru örnek olabilmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Harika söylediniz. Her sevgiden ona gidince hayat güzel oluyor dediniz. Şimdi ben biliyorum, belki kelime sizi rahatsız edecek ama siz her nefretten de ona gitmeyi öğütüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsun. Benim dün gece ettiğim dualardan biri mesela, Allah'ım bana kötülük edene iyilik etmeyi bana nasip et. Benim en büyük duamdır. Ahmet Er-Rıfai Hazretleri çok mütevazi bir peygamber torunu. Yolda yürüyormuş. Kibirli bir adam da gelmiş, kırbaçıyla çekil demiş, vurmuş. O da almış, adamın elini öpmüş, başına koymuş. Ay yapmayın bu kadar demişler. Ya, bu kadar da olmaz artık. Demişler, demiş ki ne var? Onun vazifesi dövmek, benim vazifem öpmek. Her ikimiz de vazifemizi yaptık. Şimdi benim vazifem sevmek, kucaklamak, hiç bakmadan. Çünkü Allah'ın sayıp yarattığı her varlığı sevmesen bile hürmet etmeye mecbursun. Çünkü Allah sayıp yaratmış onu. Kötüyü de, iyiyi de. Sonra neye göre kötü? Bana göre kötü olan birçok kişiye göre tapılacak kadar güzel ve iyi bir insan. Acaba anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani ben evet şeytana bile müteşekkirim. Çünkü bizi tekamül ettiriyor. Bizi tekamül ettiriyor. Eğer şeytan gelmese biz Allah'a olan yakınlığımızı kimden test edeceğiz? Kimden test edeceğiz? O bizi delalete götürüyor. Biz gitmiyorsak işte o zaman
kendindeki bu özgüven insanı kurtarır. Hemen bir hikayeyle bunu söyleyeyim. Bir gün benim çok eleştirmişler. Allah razı olsun. Kitaplar bile yazıldı eleştirmek için. İki çağında aziz olsunlar. Şimdi bir tanesi de biraz fazlaya gitmiş yani. Ben de ilk defa biraz üzüldüm. İlk defa. Hatta gözüm çok sonra utandım Allah'ımdan. Biraz yaş geldi. Taksiye bindim. Taksiye. Ve tam bunları Allah'ım bu da biraz fazla değil mi gibi Allah'ımla konuşuyorum. Çünkü diyor ki şikayet edeceksen bana et. Başkasına etme. Bana et. Ondan sonra adam radyoyu açtı. Hiç ben aç falan demedim. Ayten Atman'ın Sen Üzülme Ben Varım şarkısı çaldı. Şimdi ben bana bu şarkıyı Allah'ımın dilinden duyurtan o insana müteşekkir olmaz mıyım? Dua etmez miyim? O beni kırmasaydı, bu kalp kırılmasaydı ben bu lezzeti alamayacaktım. Onun için herkes insana faydalı olur. Ve benim kötü dediğim birçok kişi başkasına göre evliyadır yani. Evet, onun için onlar dereceli, göreceli vasıf.